bir temenni mi yoksa bir plan oluşturuldu onun doğrultusunda mı hareket ediliyor? Çünkü son zamanlarda sık sık arka arkaya çok önemli isimlerden, Türk siyasetinin önemli isimlerinden duyuyoruz bunları. Yani ben çocukluğumdan beri bu meseleyi çalışıyorum. Çocukluğum meselenin içinde geçtim. Gazeteciliğim de bu meselenin içinde. Sadece şunu söyleyeyim öncelikle. Sayın Zana'nın tabii siyaset sahnesine çıkışı, halkla buluşması AK Parti tarafından, Cumhur İttifakı tarafından veya Türkiye'de muhalefet tarafından e, tırnak içinde söyleyeyim bunu yasaklanmış bir şey değildi. Sayın Zana köşesine çekilmişti ve röportaj dahi çok fazla vermiyordu. Köyünde yaşıyordu. Ve Sayın Zana'yı oraya getiren umut neyse aslında söylediği de o. Onun altını çizeyim. Çünkü e, çok uzun süredir çıkmıyordu. Tabii 8 yıl falan oldu. Evet şimdi burada biz hatta arkadaşları kaç defa gönderdik röportaj için. Mesela hep uzak durdu. Şimdi burada üç meseleyi e, konuşmak lazım. Birincisi Sayın Ahmet Türk ve HDP'nin demin ileri gelenleri konuşma yaptıklarında ısrarla bir şeyin altını çiziyorlar. Bir derin devlet algısını, bir derin devlet olgusunu ısrarla söylüyorlar ve diyorlar ki bu derin devleti ikna edebilecek olan Sayın Erdoğan'dır. CHP'nin bunu yapamayacağını söylüyorlar. Bu akşam sözcüğünün yayında bu soru Sayın Özel'e de soruldu. Şimdi buradaki esas kırılma İsmail de biraz önce söyledi bu seni başkan yaptırmayacağız kısmı, yani deme oy veren seçmen açısından da dem tabanı açısından da çok tartışıldı. Ben o dönem hiç unutmuyorum İmralı'nın tutanaklarında Abdullah Öcalan'ın Selahattin Demirtaş'a söylediği bir cümle hep böyle gittiğimiz her yerde konuşuluyordu. Selahattin seni başkan yaptırmayacağız diyorsun ama sorunu kimle çözeceksin? Sorusu böyle hep muğlakta kalmıştı. Ve dolayısıyla aslında o bakış açısının farklılığı bugüne kadar geldi. Yani bunun en büyük kırılmalarından bir tanesi de 81 vekil alındığında gerçekten Doğu Güneydoğu'da deme oy veren, bugünkü ismine deme oy veren herkes sorunun siyasal zeminde ve mecliste çözülme ihtimalini çok güçlü gördü. Bana göre en büyük sıkıntılardan bir tanesi o sürecin iyi yönetilememesiydi. Çünkü çok büyük bir umut vardı ve bu umut Türkiyeleşme ile birlikte oyunu da %13'e kadar taşıyan bir umuttu. O süreç bir şekilde bertaraf edildi. Tabii Çözüm sürecinde kim kalktı, kim kalkmadı, bunun yan etkileri neydi, zehirlenme meselesi neydi, surdaki mesele neydi, kim ne amaçladı bunu herkes gördü. Fakat benim gördüğüm hala demli siyasetçiler, demin daha devleti bilen, Kürt siyasi hareketini bilen siyasetçileri bu meselenin devletin ikna süreciyle çözülebileceğine inanıyorlar. Yani halkın ikna süreci başka bir şey, Sayın Türk de ısrarla hep oraya atıp yapıyor. Yani daha önce de bunu söylemiştim. Daha önce de mesela Mansur Bey'le ilgili, Ekrem Bey'le ilgili siyasal tercihte bulunurken yine bir tavır ortaya koymuştu. Peki şu an tartışılan mesele şu. Biraz önce Murat abi de söyledi. Yani nasıl bir tablo çıkacak ki hükümeti bir şekilde itecek noktası. Şimdi hükümet benim anladığım, bu kayın politikasında da aynı mesele. Üç şeyden vazgeçmiş değil. Birincisi, bu meseleyi içeride bir demokratikleşme unsuru olarak tutuyor. Ama bunun yanında meselenin güvenlik boyutunu önceleyerek ve meselenin güvenlik boyutunu katmanlandırarak daha meseleyi güvenlik boyutu üzerinden bu işte ayrıştırarak çözmeye çalışıyor. Bunun Pençe Kilit operasyonları, Süleymaniye'nin yeni hedef olduğunu ifade edilmesi, bir tarafından PKK'nın üst düzey yöneticilerinin öldürülmesi vesaire. Fakat dün, yanılmıyorsam 2-3 gün önce böyle PKK'da Murat Karayılan ısrarla bir şey söylemişti. Bir müjdeli haber müjdeli haber vereceğiz diye. Tabii birçok insan söyledik, araştırdık. Hani acaba silah mı bırakıyorlar? Acaba ne oluyor? Müjdeli haber meğerse kendilerine füze verilmiş ve dolayısıyla da bunu müjdeli haber olarak ifade ediyorlar. Yani bu ne demek? Biz İHA'ya, SİHA'ya karşı bir füze aldık ve biz bu savaşı devam, devam, devam ettireceğiz, devam ettireceğiz tarzı. Şimdi bu gerçek buradayken bununla ilgili bir demokratikleşme mücadelesini hükümetin bundan ayırdığını düşünüyorum. İkincisi, Devlet Bey'le ilgili ben katılıyorum. Yani Devlet Bey meselenin terörle mücadele kısmını ayırıyor. Terörle mücadele kısmını finansmanı meselesinde devletin genel yaklaşımı devlet beyle birlikte böyle AK Parti'de bunu düşünüyor. İşin siyasal kısmını ayrı düşünüyor. Yani şunu söylüyorlar. Benim edindiğim izlenim bu gidip gelenlerden aldığım izlenim şu. Kardeşim kavga edecekseniz içeride kavganızı edin. Dışarının kavgasını bize taşımayın. Yani dışarının projelerini bize taşımayın. İçeride bizim eksikliğimiz kaynaklı. Kavgayı beraber edelim. Şimdi Sayın Demirtaş İHA'nın, İHA'denin Diyarbakır'daki kongresine gönderdiği mesajda orada bir şey söyledi. Dedik ya yani bu meseleyi dedim. Çözebilecek iki insan var dedi. Bir tanesi Abdullah Öcalan, diğeri Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı ve hükümetin içinde Öcalan'ın yaklaşımı yaklaşımında buradan derler ki o zaman niye adamın başkan yaptırmadınız? Tamam işte zaten Öcalan da, Öcalan da... zaten bir şey söyleyeyim mi? İsmail bir şey söyleyeyim. Yani çok konuşmuyoruz. Tabii bununla ilgili birçok değerlendirme var. Bana göre işin temel hatalı politik kısmı oradan başladı. Yani Öcalan sordu soru önemliydi. Tamam yaptırmayacağım diyorsun da Sonra kimle çözeceksin? Şimdi aynı şey karşımızda. Deniyor ki, mesela İstanbul seçimlerine bu çok tartışıldı. Yani Başak Demirtaş meselesinde de Sayın Demirtaş ise bir kısmı dedik ya kardeşim, tamam biz Ekrem İmamoğlu'nu destekleyelim de. Bu sonuçta İstanbul seçimi. Hani Ekrem İmamoğlu Kürt meselesi nasıl çözebilir ki? Yani 2028'e kadar çünkü şey yok. Belediye başkanı hani 2028'de cumhurbaşkanlığı alır bir yaklaşım sergileyebilir. Partisini merkeze çekebilir. Bunlar başka şeyler ki orada CHP'yi konuşmak lazım. Yani CHP'nin gitgide merkeze kayma meselesine konuşmak lazım. Yani çok olumlu bir şey o. Çünkü bu tartışıldı. Ve bu e, mesele bugünkü yaklaşımla birlikte aslında Tuncel Bakırhan'ın yaklaşımında da e, Sıra Süreyya'nın yaklaşımında da, Selahattin Demirtaş'ın yaklaşımında da, Ahmet Türk'ün yaklaşımında da birçok yaklaşımda şunu söylüyorlar. Biz bu meseleyi bir siyasal zemin içerisinde çözmemiz gerekiyor. Ve dolayısıyla da biz burada kazanan ve kaybettirmeyen noktasında olmayalım dedikleri kısım tam da bu. Fakat burada HDP'nin de deminde bence elini kolunu bağlayan en önemli unsur bugün PKK'nın elinde hala silahın olması ve PKK'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile yürüttüğü savaş. Şimdi böyle bir atmosferde bu kadar milliyetçi dalganın da yükseldiği bir yerde sizin bunu çözme şansınız ikisini ayırarak çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla bir tarafta mücadeleceksiniz bir taraftan işin siyasal zeminini oluşturan mekanizmaya geleceksiniz. Şimdi çözüm süreci dediğinizde Ankara'da Murat abi belki daha iyi gözlemliyordu yani MHP'de birine çözüm süreci diye soru sor. Hani o meşhur Türk Orhan Doğan'la bir şey vardı, e, diyaloğu vardı. Öyle bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz. Bir çözüm süreci olmayacağını ben biliyorum. En azından isminin çözüm süreci olmayacağını biliyorum. Ama ne olur sorusunun cevabı aslında anayasa içerisine demokratikleşme mücadelesinin mücadelenin içine konması. Yani oradaki o demokratikleşme hamlesinin anayasa değişiklik içine konması. Fakat orada da geçen sırrı e, sakıkla görüştüğümde, Dedi ki ya Nevzat tamam da dedi şu an çıkan terörle mücadele yasası dedi. Daha da ağırlaştırıyor işi dedi. Dolayısıyla bizim önümüze bir şey getirmiyor ki bu mesele nasıl çözülecek noktası. Ben orada e, Kobani davasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kayın meselesinin ben en önemli işlerden biri olduğunu düşünüyorum. Sebebi şu. Şimdi aslında bu kayın meselesine bir yumuşama beklendi. Şöyle beklendi. Ya kardeşim bu eş genel başkanlık sisteminden bir vazgeçin. Yani bu belediyelerde biz eskenar Ankara'nın için söylüyorum. Biz Eskenel Başkanlık meselesini bir daha kadro, bir normal kadro olarak anlıyoruz. Dolayısıyla bundan vazgeçin. Dem de hayır. Biz kadın erkek eşitliği üzerinden bunu yapıyoruz. Dolayısıyla bizim böyle bir derdimiz yok. Hayır diyorlar ki bu böyle. Fakat dikkat ederseniz bu son seçimde böyle kriminal adaylar çok karşımıza çıkmadı. <laughs> hani böyle toplumu rahatsız edecek, bir şekilde organik bağ noktasında şöyle şöyle dediğimiz çok büyük adaylar karşımıza çıkmadı. Orada bir yumuşama belirtisi var. Bir yumuşama eğilimi var. bu seçimden bahsediyorum. Bu seçimden bahsediyorum mesela. Ama zaten genelde böyle yapılmıyor mu? Hayır genelde daha aday önce, çıkıyor, hayır, seçiliyor, Daha çıkıyor. Seçiliyor. Yo, şöyle o, o daha önceki adaylar daha böyle şey profili yüksek. Hani parti profili yüksek, söylem profili yüksek. Daha fazla Türkiye kamuoyunu mesela şu an Diyarbakır eş başkan adaylarından bir tane Serap Ucak. işte gazeteci meslektaşımız. Şimdi babası işte Urfalı. E, bucaklardan. Şimdi diğer eş başkanla ilgili mesela kim olduğunu bile söylesem çoğumuz bilmiyoruz. Hakkari adayı öyle, Van adayı öyle ama daha önce onların yaptığı açıklamalar Türkiye kamuoyuna çok farklı geliyordu. Burada bir dozaj düşüklüğü var. İkincisi Mardin gibi, Diyarbakır gibi, Siirt gibi, Bingöl gibi yerlere bakıldığında böyle AK Parti ile böyle bir rekabetin de oluştuğu var. Batman'da Hüdapar'ın oluştuğu bir rekabet meselesi var. Bence esas mesele şu Burada tabii bana göre Ankara kararını vermiş. O karar şu. Yani ben güvenlik olarak bir şekilde mücadelemi sürdüreceğim. Demokratik olarak DEM kendi kararını kendisi verecek. Fakat çıkmazlardan biri şu. DEM'de tartışılan o. Şimdi 13'ten 8.9'a gelen bir oy var. Bu seçimde de oy düşük olduğunda ki bu esasında aday belirleme sürecini bu taban bastırdı. Yani bizi dinlemiyorsunuz demişti. Şimdi burada da oy eğer düşük olarak gelmeye devam ederse Burada tabii dem kendi içerisinde bir tartışma yürütecek. O tartışmada İsmail'in dediği gibi bir i̇şte kısmı işte son stratejik oy kullanma başlığı çok öne çıkıyor. Şimdi bir yani, anketten evet ö, oraya stratejik oy kull... Evet. Yani o stratejik oy kullanma İstanbul Ankara için veya Mersin'deki bir iki ilçe için şey ama mesela Diyarbakır'da, Mardin'de, Siirt'te, Hakkari'de, Van'da orada buradaki oyunun düşük olması ve Türkiye genelindeki oyun düşüklüğü bir tartışma zemini beraberinde geçecek. Karar şu. Biz ne yapacağız sorusu aslında bence şu an demde en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Birinci sebep şu, hükümet tavrını değiştirmez. Bu güvenlik politikasıyla birlikte Kobani davasında da cezalar gelir ve bu cezalar böyle devam eder. Bu insanlar böyle mahkum eder ve kayın politikası devam ederse biz ne yapacağız sorusu şu an demde tartışılan bir mekanizma. İki, böyle bir durumun olmadığını varsayarak biz siyasetin önünü kendi açımızdan nasıl açabiliriz? Yani kendi açımızdan kastı AK Parti ile Cumhur İttifakı MHP ile bir ittifak var. Bunun tabanları belli. Türkiye'de milliyetçinin yükseldiği bir kısım belli. Siyaseten partilerin sıkışması durumunda Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında yapılan ittifak gibi tırnak içinde söylüyorum. Bizi satabilecekleri de belli. O zaman nasıl bir siyasal argüman üretelim tartışması var. Bence bunun da temel yolu seçimlerde ortaya çıkacak olan sonuca bağlı. Ama her halükarda şöyle bir şey de tartışılıyor. Son olarak onu söyleyeyim. Ya Türkiye'nin ekonomik olarak dışa açılması gerekiyor. Bu dışa açılması konusunda da bir demokratikleşme hamlesinin olması gerekiyor. Bazı yasal güvencelerin olması gerekiyor. Dolayısıyla da aslında Türk hükümetinin de bunu yapma meselesi ve iradesi ortaya çıkması lazım. Orada kazan kazan modelini nasıl oluşturabilir soruluyor ama yine ben Ankara Çankaya seçmeniyim. Burada da görüyorum mesela yani hani sadece Çankaya özelinde söylemiyorum ama Türkiye genelinde bazı yerlerdeki tercihlerden mutlu olmayan CHP seçmeninin yani nasıl CHP kazanacak ama ben oy vermeyeceğim bir mesaj olsun. Oy oranı biraz düşsün hani seçmenin tavrını biraz görsün diyen CHP seçmeni de var. Şimdi biz bunları biliyoruz, konuşuyoruz. CHP Genel Merkezinde Özgür Özel bilmiyor mu? Dolayısıyla bütün bunlar yani uğraşacak da çok işleri var doğrusu. Ee, yine İsmail Saymaz'ın dediği gibi belli yerlerde e, mesela bunun başında Hatay gündemi gerçekten e, yani Gökhan Zan'la ilgili söyledikleri bana kalırsa pek yenir yutulur gibi evet. değil. Yani onu ayrı belki konuşuruz ama. Evet. Ee, bir de şunu e, doğrusunu söylemek gerekirse e, önemsiyorum. Hani ayın birinden sonra, bir Nisan'dan sonraki gündeme bakıyoruz. Bu e, biliyorsunuz, hani Selahattin Demirtaş'ın başak Demirtaş adaylık sürecinde cezaevinden yazdığı mektup ya da yaptığı açıklamada da bir 1 Nisan sonrası vurgusu vardı. Bugün Nevruz bu arada, hepimize kutlu olsun. Evet, Diyarbakır'dan bugün gelen mesajları yine olsun. biraz sonra olsun. konuşuruz herhalde. Evet, ee, dolayısıyla Diyarbakır'da bugün oluşan hava, DEM Parti'den evet, gelen mesajlar… Evet evet, onu da mesajlar, ayrı bir başlık olarak soracağım, e, yine, çok önemliydi. Evet, onları konuşacağız. Sadece şunu söyleyecektim, son evet. şöyle bağlayayım yeri gelmişken. Ee, yine sevgili Nevzat Çiçek'in söylediği… Hani e, son hafta Tayyip Erdoğan'ın e, meydanlara İstanbul'da çıkması veya işte son düzlükte seçime ağırlığını koyması. Evet doğru geçen seçimlerde de aynı e, strateji izlenmişti. Ama son hafta yine geçen seçimlerde de e, gerçi geçen seçimler biraz daha farklıydı elbette ittifaklarla girilmişti ama geçen seçimlerde de e, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden verdiği bir mesaj vardı mesela son düzlükte. Dolayısıyla Erdoğan'ın meydanlarda olması ama Edirne'den cezaevinden gelecek bir son hafta mesajını da e, ihtimaller arasında yüksek ihtimal olarak görmek ve önemsemek lazım bence. Tam bu noktada aslında bir tur daha İstanbul'a mı devam edelim ama bu da çok önemli. Süremizi de iyi kullanmak istiyorum. Bence istedim, Özgür Bey'i e bir konuşup ondan sonra İstanbul'a ve buna dönmek lazım. Çünkü Özgür Bey'le ilgili ben not aldım. Bir tane şey doğruysa özür dilemek lazım. Tabii, tabii Ya şimdi ben ısrarla hep söylüyordum. Sayın Özgür Özel niye ön seçim yapmadı diye. Şimdi bugün açıklama yaptı. Ben ilk defa bu açıklamayı duydum. Dedi ki 890 ön seçim bölgesinde bizim evet. kararı aldık. 300 birim ön seçim istemedi. 199 birim ön seçim istedi. Şimdi mesela bu benim bildiğim bir bilgi değildi. Dolayısıyla da aslında o kongrede söylediği ön seçim meselesini kısmen, kısmen dan danıştığını doğru. gösteriyor. Bu anlamda yaksızlık yapmadan bunu belirtmek gerekiyor. İkincisi bu e, yani Özgür Bey ile ilgili şöyle bir şey var. Yani tabii sonuçta partinin genel başkanı e, Sayın İmamoğlu tabii doğal lider. Onun altında çizmek lazım. Doğal lider. Yani bu da e, yatsınacak bir şey değil. Bu gerçek realite bu. Tabi e, tabii şu çok tartışılıyor. Yani acaba araları bozulur mu? Acaba olur mu bir çekişme olabilir mi vesaire falan. Ee, anladığım kadarıyla mesela iş bölümü çok net bu konuda. İşte İstanbul Ankara'da büyük mitinglerin yapılmaması, ilçe mitinglerinin yapılması vesaire. Fakat burada Sayın Özel'in ifade ettiği 3-4 başlık dikkatimi çekti. Biri sizin de bahsettiğiniz gibi Gökhan Zan meselesi ki kendilerine geldiğini, belediye başkanlığı istediğini ve eee lütür savaşa karşı protestolar organize ettiğini bizzat gördüğünü ve inandığını ifade ediyor. Bu bence son derece önemli. Yani neden son derece önemli? Belki Türkiye İşçi Partisi bunu bilseydi acaba Gökhan Zan adaylık meselesinde böyle davranır mıydı sorusunu sormak gerekiyor. Ben bunun çok bilindiği kanısında değilim. Bana verdiği röportajda Erkan Başı bunun için uyardığını da söylüyor. Evet. Hmm. Direkt söylemedik ama üstü kapalı bir şekilde evet. Yani Şimdi birinci mesele bu. İkinci mesele tabii bu 1 Nisan'la ilgili çok şey söylendi. O çok net söyledi. Yani biz aslında 1 Nisan sonrasını kendimize göre ayarlamıştık ama bir erken geldi. Lider değişimi. Evet yaşında. lider değişim meselesi erken geldi değişim meselesi. Üçüncüsü Murat Çelik'in de ifade etti. Benim de ısrarla söylediğim. Yani bu küskünlük meselesi CHP'de hani biz ne kadar yok desek de Sayın Özel de bunun bir vaka olduğunu ama ikna edildiğini söylüyor. Onun ikna edilip edilmediğini tabii ki sandıklarda göreceğiz. Bunu niye ifade ediyorum? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki yaklaşımlar, Sayın İmamoğlu'ya Sayın Kılıçdaroğlu arasındaki telefon trafiği falan böyle bir sinerjinin oluşma ihtiyacını hissettiriyor kendisinde. Yani evet partide belli şekillerde mezhep üzerinden okunan veya Kılıçdaroğlu'na yakın çevreler üzerinden okunan veya oradaki Grupların kendi çekişmelerinden kaynaklı ki e, onda ifade etmek lazım. Onların ifadesine bakıldığında, evet CHP içerisinde bir küskünlük oluşur mu? Mesela şunu çok net ifade ediyoruz işte Sayın İmamoğlu Sarıyer'e gittiğinde e, Şükrü genç şimdi e, en güçlü adaylardan bir tanesi Sarıyer'de ve dolayısıyla da şimdi bu küskünlük yok deme şansına sahip değilsiniz. Sonuçta o küskünlüğü nasıl açılacağı önemli. Ama bir diğer mesele işte İYİ Parti ile ilgili bir ittifak meselesi soruldu. O sporcu benzetmesi yaptı. Daha sonra buna bakarız dedi. Ama benim Sayın Özel'den anladığım mesele şu. Sayın Özel Lütfü Savaş ilgili ısrarla söylemini söylüyor. Dört anket yaptık diyor. Bu anketlerde en önde çıktı. bana göre de şunu da altını çizeyim. Yani Sayın Lütfü Savaş'ın yıpranma şeyi CHP'nin yanlış iletişimden kaynaklıydı. Yani dört anket yapıldıysa bırakmak gerekiyordu. Başka adayların isminin gündeme gelmemesi gerekiyordu. En sona bırakılmaması Süreciyi lazım. Evet yani mi? o sürecin öyle yönetilmesi gerekiyordu. Ama burada e, den dem meselesiyle ilgili Sayın Ahmet Türk'ün söylemleriyle ilgili birçok şey soruldu. Ben döndüm. Kendi sisteme dahi baktım dedim ki ne manşet olur sorusu. Yani manşet olan kısım Deniz Zeyrek'le yaşadığı polemik oldu. Ki herkes onu almış. Ee, yani o TRT üzerinden, diğer meseleler üzerinden yaşadığı polemik oldu. Aslında çok yeni bir şey söyledi mi? Çok yeni bir şey bence bu küskünlük meselesi. Yani benim için yeni olan küskünlük meselesi ve ön seçim meselesiydi. Ben, e, Sayın Özel gerçekten çalışıyor. Çok yoğun bir şekilde e, kendisini ifade ediyor, gidiyor, geliyor. Ama e, son kerteden seçim sonuçlarını Anadolu'da birçok yerde İyi Parti ve yeniden Refah'ın Oy alma potansiyeli CHP ve AK Parti açısından da kaybetme ve kazanma üzerine bir strateji oluşturacak. Mesela Hatay'ı hep konuştuk. Isparta, Çanakkale, Ordu, Urfa, Yozgat, Antalya ilk akla gelen isimler. Yani bunların bir kısmında AK Parti yeniden refahla burada oy geçişkenliği meselesine kazanıp ve kaybetmeme üzerinde bir stratejisi var. İşte en basit işte Çanakkale'de İYİ Parti ile CHP arasında bir şey var. Isparta meselesi keza aynı. Antalya meselesi, Said Muhittin Böceği'nin meselesine İyi Parti'nin oradaki rolü, işte oradaki demin tavrı vesaire. O nedenle aslında bu seçim bize biraz da liderlerin dışında yerel ittifakların kendi içerisine ne yapıp ne yapmadığını gösterecek. Eğer bu bir şekilde seçmen üzerindeki biraz sonra konuşuruz bu anket üzerinden de akademik araştırma üzerinden de seçmeni stratejik oy vermeye ikna edebilirlerse sadece İstanbul Ankara değil birçok yerde seçmeni stratejik oy vermeye ikna edebilirlerse partiler orada ipi gösterme şansları çok yüksek. Aslında Ekrem İmamoğlu'nun yola çıkarken söylediği Türkiye İttifakı konusu. Yani İstanbul'da bir ittifak. Ya şimdi şu bir gerçeği konuşmakla. Yani yani arasında bir ittifak. Ben istedim, gerçeği yani gazeteciler hani taraf olmadan bence objektif değerlendirmeler yapmak durumunda Sayın İmamoğlu İstanbul'da bunu başardı. Yani kim ne derse desin neden bunu başardı sorusunun cevabı ben hep söylüyorum. Sayın İmamoğlu'yla ilgili iki temel stratejik hata yapıldı. Birincisi dendi ki Sayın İmamoğlu'nun etrafındaki partileri ayrı aday çıkarırsa bu doğal olarak Sayın İmamoğlu'ndan işte 3 oradan gider, 2 oradan gider, 4 buradan gider falan toplamda 8-10 puan eder. Ve dolayısıyla Sayın İmamoğlu burada 8-10 puan düşer ama bu taraftan seçim çok rahat alınır. Ama öyle olmuyor. Tam tersi oldu. Sayın İmamoğlu bu çekilmeyle birlikte yani etrafındakilerin çekilmesiyle birlikte ayrı hareket etmesiyle birlikte doğal muhalefet lideri konumuna geldi. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği aslında hepiniz ben Kısmı İstanbul'da hepiniz ben kısmına Sayın İmamoğlu tarafına geçti. Bence en önemli meselelerden biri bu. İkincisi de Sayın İmamoğlu dem seçmenindeki şu an bence Sayın İmamoğlu'nun kaderini belirleyecek olan seçmendir. Dem seçmenindeki ana 35'li 40'lık kitleyi hala kendisinden koparmış değil. Yani bir şekilde o hala Sayın İmamoğlu'nun etrafında duruyor. Geçen seçimde e, Sayın İmamoğlu'nun çevresi bunun %35 olduğunu söylüyorlardı. DEM'e yakın Azat Barış'ın yaptığı bir e, çalışma var, evet. bir anket var. Mesela, Özellikle gençlerden. Mesela orada da e, onu görüyoruz. E, oradaki yaklaşıma da bakıldığında DEM seçmeninin ki Vahap Coşkun da aynı şeyi söylüyor. Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı da aynı şeyi söylüyor. Hala %35-40'lık o bloğun Sayın İmamoğlu'nun etrafında durduğunu gösteriyor. Ama ünlemi yine koyayım. Yani bu Sayın Demirtaş'ın. Peki. Nevzat Çiçek. Nedir yorumun? Anketlere göre öndeyiz. açık ara fark atacağız diyor. Tabii ki diğer partileri de konuşmakta fayda var. Birazdan onlara da değineceğiz tabii ki, ama Özgür Özel'in sıcak başlıkları bunlar olduğu için oradan başlayalım. Ya ben şimdi çok temkinli yaklaşıyorum. Sebebi şu, ısrarla ben ilk günden itibaren diyorum ki ya bu seçim 84, 85 bandında geçecek ve zaten İsmail'in de bahsettiği anket firmalarında bütün anketlerim. Birini 42 gösterirken, birini 40 veya 41 gösterirken yani 83-84 bandına getiriyor. Dolayısıyla da burada esas kritik eşik 42 bandını kimin aşıp aşmayacağı meselesi. Ee, bu neden önemli sorusunun cevabı çok uzun zamandır. Aslında iki adayın yakın çevresi kendilerinin 2 puan, 1,5 puan önde olduğunu ifade ederken anket firmalarının 0.2 hata payına da atıf yapıyorlar. Şimdi o 0.2 nokta hata payı aslında o iki puanı götürüyor zaten. O nedenle ben ısrarla ve ısrarla hala bu işin ortada olduğunu düşünenlerdenim. Ha ama kafa kafaya yani. Ama 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 ne etkiler sorusunun cevabı şimdi şu. Bunu etkileyecek üç faktör var. Birinci faktör e, tabii Cumhurbaşkanının son anda sahaya inmesi konuşuruz. Olumlu mu olumsuz geç mu? Geç kaldı bu arada? Yok geç kalmadı. Onu klasik olarak her seçimde bir hafta son bir hafta yapıyor. Yani bütün seçim şeylerine bakın. Son bir hafta İstanbul'a ayırıyor. E, fakat ben mesela İsmail'in biraz önce e, söylediği, yani bu e, art güne yükleme meselesi üzerinden söylediği meseleden de anlıyorum ki hala partiler belli yerlerde, bunu İstanbul için söylemiyorum, belli kritik illerde son hafta yoğunlaştıklarında seçimin sonucunu değiştirecek mekanizma elde edebiliyorlar. Artvin'de 300-500 oyla da biliyorsun şey değişebilir, hava değişebilir. İşte şimdi mesela şimdi ya orada ya. öyle değişir, Siirt'te 1200-1500 oy, da. Yani birçok yer var. Yani biz hep odaklandığımız için söylüyorum. İstanbul'da seçim sonucunu etkileyecek üç faktör var. Bunlardan bir tanesi yeniden EFA Partisi'nin Büyükşehir'de Murat Kurum'a oy verip vermemeyle ilgili durumu ayrı söylüyorum. Teşmenin stratejik oy verip vermeyeceği meselesi. Biraz sonra konuşuruz. Çünkü tabii orada e, da orada da bir kriz yaşanıyor. MKYK üyesi Murat Kurumu desteklenmeli dediği için disiplin kuruluna sevk edildi. Yüksek disiplin kuruluna Abdurrahman Akgüs. onu da konuşuruz ayrıca. Ya şöyle tabii ben e, bugün Gelecek Partisi de Urfa'da e, Zeynel Bey'i desteklediğini açıkladı. Bana çok şey gelmiyor bu işler. Çok açık söyleyeyim. Yani tırnak içinde söylüyorum. Çok ilkel Urfa'da gelmiyor. Zeynel Bey'i mi destekliyormuş? Evet, Partisi. Gelecek Partisi bugün açıklama yaptı. Şimdi evet. bana çok ilkeli gelmiyor. Şunun için ilkeli gelmiyor. Ya bağımsız olursanız, bunu bütün partiler için söylüyorum. Bağımsız olursanız evet. O zaman Türkiye siyasetine ne yazık ki işte Gökhan Zan meselesinde yaşadığımız ilişkiler var mı yok mu sorusu gündeme geliyor. Burada da söyleyeyim yani Gökhan Zan meselesi mahkemede olduğu için zan şey yapmıyorum, zan üretmiyorum. Zan altında, zan, zan altında, Evet zannedip. şey yapmıyorum ama böyle bir kritik eşik var. İstanbul'da birincisi yeniden yapan meselesi AK Parti açısından. İkincisi Sayın İmamoğlu bütün anketlerde, yakın çevresinde, benim de görüştüğüm demlilerde, edindiğim izlenim demin %35-40 oyunu alıyor. Bu bir gerçek. Yani bunu hani geçen seçimde %35'ini almıştı. %35-40 oyunu alıyor. Fakat bu %35-40 oy Selahattin Demirtaş'ın herhangi bir mektubu, bir söylemi, bir adres göstermesiyle değişebilir mi sorusu çok soruluyor. Daha açıkçası Selahattin Demirtaş'tan bir çağrı bekleniyor. Ama bu çağrı bir önce İsmail'de de şey program öncesinde de konuştuk. Yani sadece Meral Danış taşam mı oy verin olur? gidin deme sahip çıkın mı olur, Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyin mi olur? O çağrının niteliği de önemli. Yani çünkü o çağrının niteliği dem seçmenin üzerinde bir etki yapabiliyor. Üçüncü mesele de kararsızlar meselesi. Benim İstanbul Üniversitesi'ndeki o akademik çalışmada da gördüğüm, bütün anket firmalarında da gördüğüm 8.7, bazılarının da 6 o kararsız dağıttıktan sonra bir sonuca ulaşıyorlar. Ama o kararsızların ben seçimi belirleme oranını çok yüksek görüyorum. Tabii Esas olarak bana göre seçimi şöyle hesap etmek lazım. Önce büyük partilerin aldığı değil, diğer partilerin aldığı üzerinden gitmek lazım. Mesela yeniden refaha örnek söyleyelim bir oran vermek lazım. Zafere bir oran vermek lazım. İyi partiye bir oran vermek lazım. Deme bir oran Bu arada, vermek lazım. Bu arada bölüyorum. Bugün hı hı. bir siyasetçiyle konuştum. Şöyle bir şey söyledi ismini de vermeyeyim şimdi kendi izni olmadan. Şöyle bir şey söyledi. Mesela telefon açıyorlarmış. iki parti arasında oylama yaptırıyorlarmış. Bir şey söyleyeyim. Onu AKP ve Onu bizim, CHP. bizim 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 e, müdürümüz İbrahim Bey. E, İbrahim İbrahim Etemgül isminde söyleyeyim. Bizim şirketin müdürü. Bugün dedi ki ya dedi beni bir, aradılar. Bir, bir söyleyeyim arıyorlarmış. Heh. Mesela AKP mi CHP mi adayını soruyorlar. Üçüncü bir parti söylerseniz o partiye yazmıyorlarmış. Kararsız diye not alıyorlar. Tam Onu... Kim yapıyor bunu? Hayır tam söyle. Anket ee, finali. Tam, yani tam İbrahim'den şimdi sorarım. Aramışlar. İbrahim dedi abi dedi. Hani Sonuçta şey İndependent'in genel müdürü. Dedi ki ya bir tuhaflık var dedi. Bir, bir yerden beni aradılar dedi. Sadece iki parti söylüyorlar dedi. Evet, iki Üçüncü parti ismi söylemiyorlar dedi. İki partiden tavır belirlememi bekliyorlar dedi. Sen ne yaptın dedi. Söyler miyim abi dedi. Hayır, üçüncü söylediğin <laughs> zaman da kararsız, kararsız yazıyorlarmış. Yani bu, bu mesela söylediğinde senin. hani ben münferit bir olay mı diye Slok şey yaptım. bu ya böyle. Ne? İşte. Hayır işte şimdi münferit bir olay mı dedim ama siz söyleyince bunun böyle olduğunu görüyoruz. Evet. Ben bu kararsız seçmenin de çok ciddi anlamda hala bir etki edeceğini düşünüyorum. Fakat İstanbul'da çok açık söyleyeyim. Yani böyle iki partinin havasından da hani siyasiler söyler onları anlarım ama seçimi çok rahat aldık mesela Ankara için aynı şeyi söyleyemem. Bak şimdi dürüst olmak lazım. Şimdi Ankara'da Mansur Bey'in lehine bir durumun olduğunu herkes ifade ediyor. Öyle mi değil mi bilmiyorum. Benim edindiğim izlenim de o. Fakat İstanbul'la ilgili evet Ekrem Bey'in zaman zaman önde olduğu söyleniyor. Zaman zaman Murat Kurum'un önde olduğu söyleniyor ama ben şunu söyleyeyim. Son 10 gündür Sayın Kurum'la ilgili böyle biraz daha kendisine güven, psikolojik olarak biraz daha sahadaki durumu hani tırnak içinde söyleyeyim daha fazla gaf yapmama meselesi biraz daha gündemde. Kontrol etkisi olabilir mi orada? Ya her şey olabilir. Yani sonuçta siyasiler kendi atalarını görüp Tabii. önlem almalı. Ama İstanbul'la ilgili bence biraz sonra konuşuruz. Yani bu stratejik oy kullanma meselesi esas olarak önemli. Bu Sayın İmamoğlu için demde önemli. AK Parti için yeniden refah meselesinde önemli. Ama çok konuşmadık. Mesela biz Zafer Partisi zaman zaman 5-6-7 bandı bekleniyordu. E şimdi anketlere bakıyorsunuz. 2.5-3. 2.5-3 civarında ama kendilerine sorduğunuzda işte bu programa 9 geliyorlar. 7-9 diyorlar hatta onu da aşabiliriz diyorlar. Evet. Şimdi eğer e, partilerin kendi ifadelerine bakılırsa seçim böyle çok ortanın dışında başka bir yere gidiyor. Yani diğer partiler için söylüyorum. Israrla o nedenle diyorum ki yani yeniden refahla... Zafer'i, Dem'i, İyi Parti'yi ekledip Saadet'i vesaire eklediğinizde arta kalan sonuç üzerinden ikiye böldüğünüzde bir sonuç çıkacak değil mi? Orada da iki puanı konuşuyoruz. Evet. Fakat anketler de hep 0.2 puan hata payıyla bize bir anket veriyorlar. Şimdi o nedenle ben son dakikaya kadar bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben yani birçok seçim takip ettik hepimiz. Mesela bir şey hani net olarak... 10 gün önce ben çok açık söyleyeyim. Bütün televizyon kanallarında söylemesi. 10 gün önce bana sorsaydın İmam onun Sayın İmam burada da söylüyordum yani. Daha açık at, ara. at yani at başı derler de, de. bunun farkıyla önde olduğunu söyleyebilirdim. Ama şimdi seçmen davranışı niye bunu ifade ediyorum? Mesela şimdi bakıyorum yeniden refahla ilgili hükümetin şeyi hani pazarlık olur mu olmaz mı kısmından geçti. Yeniden refah seçmenine seslenen böyle şeyler başladı. Geniş şekilde söylemler başladı. E, yeniden refah seçmeninin yaş grubu biraz daha 40 yaş üstü falan deniyor. Ya yani ne kadar gerçekçi bilmiyorum. Yani sorduğumda e, tamam onlar var ama gençler yok mu diyorlar. Şimdi o 40 yaş üstü AK Parti ile ilgili gerçekten kesin kanaat oluşturup ben sandığa gitmem mi der. Veya bazı seçmen kitlesi de bu CHP içinde olabilir. Dem içinde de olabilir. Yeniden refahta da olabilir. Ya ne haliniz varsa görün kardeşim ben gitmiyorum tarzı. Mesela anketlere biz küskünlüğü ben iki ankette gördüm. Birinde 3.8 gördüm. Birinde 4.9'du. Ben sandığa gitmem diyenlerin oranı. Mesela onu çok görmüyoruz. Halbuki böyle bir gerçek var aslında. Yani sandığa gitmiyorum diyen bir kesim var ama anketlerde görmüyoruz. Onları çözdük dedi biraz evvel Özgür özelde Yani o, o küskün seçmen de sandığa gidecek. yani. Şimdi Şu Özgür Bey bak onun varlığını kabul ediyor Ondan. da sorun bizim önümüze gelen hiçbir anket onu göstermiyor. Mesela yani orası. Küskün seçmen duruyor mu hala o kitle? Bana göre böyle iki, iki buçuk bandı. Çünkü şunun için şimdi demde mesela küskün seçmen şöyle. Ya 22 ilçede yoksun tamam mı? E sen zaten aslında çok büyük bir şekilde asılmak istemiyorsun tarzı. Ya o nedenle gitsem ne olur, gitmesem ne olur tarzı bir yaklaşım. O nedenle ısrarla mesela Tuncer Bakırhan biz kendimize oy vermek durumundayız. Meral Danış Beşiktaş ben çıktım asılıyorum, geziyorum tarzı. Tabii. refah meselesinde ya işte biz Murat Kurum'a vermedik ama vermek istemezsek eklem İmamoğlu kazanırsa bunu vebali ne olur sorusu çok tartışılıyor. Orada öyle bir mesele var. E şimdi İyi Parti meselesi üzerinden ya biz bu insanları Cumhurbaşkanı adayı gösterdik. E şimdi kalkıyoruz. Bir şekilde kazanamayacağımız çok net. Dolayısıyla da İstanbul'a gitsek gitmesek tarzı bir motivasyon. O nedenle bir küskün seçmen varlığı da var. Ez cümle şunu söylüyorum. Ben keşke elimizde mesela şunu çok açık söyleyeyim. Sayın İmamoğlu'yla Sayın Binali Bey arasındaki seçimde mesela ben ilk seçimde ee, Sayın İmamoğlu'nun kazanma ihtimalinin ki bu stüdyoda da çok rahat konuştuk seçim gecesinde olduğunu söylerken elimizde anket vardı. Bir de tabii şunu unutmamak lazım. Şimdi bir kamuoyuna açıklanan anketler var. Belki Murat Bey daha iyi bilir Ankara'da e, Ankara'nın nabzılarını. Şimdi Ankara'da bazı anket firmalarının başka devletlere anket çalışıyorlar. Bu kötü anlamda söylemiyorum. Yani belli devletler Türkiye'deki siyasal durumu anlama noktasında onlara... Dolaylı şekilde değil, direkt olarak anlaşmalar gereği anket çalışır, Parasını tabii, tabii. veriyor. Diyor ki ya ben siyasi, çünkü adam burada yatırım hatta, yapacak. Hatta hangi bölgede, hangi noktada, hangi seçmen daha ağırlıkta onları da Tabi Tabii, teslim şimdi teslim mesela evet. onlarla ilgili ben geçen seçimde onlardan aldığım sonuçların çok gerçekçi olduğunu hep gördüm. Çünkü orada hata yapma şansları yok anket firmalarının. Bunlar onların müşterileri. Fakat şimdi soruyorum mesela kimse konuşmuyor. Çok ilginç bir şekilde. Hiçbir şekilde ya diyorum mesela siz bu büyük elçiliklere anket yapıyorsunuz.